27 Nisan 2020 Burdur merkeze bağlı Kumluca köyündeyiz. Burada rekor gelişim ve rekor gübre yaprak gübresi müşterimiz Sultan Kara. 2 yıldır rekor gelişim ürünümüzü kullanıyordunuz. Bu evet. sene üstten de fideleri dikerken ve devamında salatalık ve domateste yaprak gübremizi kullandınız. Evet. Neler oldu? Bir kısaca özetleyelim. Şimdi dikime başlamadan önce ben 2 yıldır kullanıyorum. Çok memnunum. Kök hastalığım olmuyor. Rekor gelişim tabandan kullanıyordum. Tabandan kullanıyordum 2 yıldır. Hiç kök hastalığım olmadı. Çökmem olmadı. Ve fidanımın gelişimi, yükselişi daha iyi oldu. Verimi daha iyi oldu. Aroması daha güzel oldu. Bu sene boyu üstten denemeyi, yaprak küpresini deneyelim dedik. Onu denedik. Ondan da çökmem. Dikerken üstten bir fiskiyle şey yaptım. Şimdi şunu öncelikle söyleyelim. Bura ne zaman dikim yapıldı bu salatalık? Mart'ın 25'i. 25 Mart'ta dikildi. Bugün 27 Nisan. Evet. Tam bir ay oldu. Ve siz 20. günde hasat yaptınız. Evet. Nisan'ın 20'sinde ben bunu topladım hasadını. Salatalığımı topladım. Pazara götürdüm. Şöyle bir gösterelim mi salatalığı da? Gösterelim. Meyvesini açın şimdi. Şöyle. Gerçi toplamışsınız ama. Topladık şimdi ama yine de var. Şöyle yavaşça gösterelim. Bak. Bunun çeşit olarak nedir? Bu baby. Baby çeşidi. Bu baby. Şimdi burada çiçeklenmeyle alakalı ne söyleyebilirsiniz? Çiçeklenmede ığlama olmuyor. Bu rekor gelişimi ettiğimiz zaman dökülme olmuyor. Dökülme çiçekleme olmuyor. Tam tutuyor. Şöyle gösterelim. Şimdi çiçekte tutuyor. Evet. Bir aylık bir yer ama buradan hasat yapmışız. Hasat yaptık. Yapıldı. Ve evet. Soğuk bir yer burası değil mi? Tabii canım, Burdur yayla. Kaç derece oluyor burası geceleri? Dünden önceki gün 2 dereceydi ama bugün 6 dereceydi gece. 6 dereceydi. Evet. Gece şu an 15-20 derece arasında. Bugün 16-17 derece gündüz. Yaprak gübremizi burada uygularken, fideleri dikerken uyguladım. Dikerken uyguladım buna. Peki fideleri dikerken yaprak gübresi uygulamanın artısı ne oldu size? Gelişimi ve tutumu daha canlı oldu. Kök atması daha canlı oldu. Kök atması, tabana, kök atması tabii. Bitki stresi konusunda. Stres olmadı. Hiç stres olmadı. Bitki stres şöyle olmadı. Sararma olmadı. Çökme olmadı. Sararma, çökme olmadı. Evet. Komple. Komple attık. Evet. Bak komple attık. Komple atılmış. Bu şekilde gidelim. Bak şu çeşit. O PTK 40. Bak şu üst yandaki petek 40. Tamam. Burası. Burası baby. Bin tanesi. Bin tanesi petek 40. Şöyle yapalım mı? Domatese de geçelim. Geçelim. Mi? Oraya da gösterelim. Şurada gösterelim. Yaramızın bir yarısı domates. Siz üretiminizi kendiniz yapıp pazarda. Pazarda kendim pazarlıyorum ben. Kendiniz satıyorsunuz. Evet. Değerli bir kadın üretici. Toptan da verebiliyorum. Kendim de satıyorum. Evet. Şimdi burada da domates var. Evet. Domates. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Evet. Aynı şekilde kullandık. Bu domatesim de aynı şekil. Yani domatesin bir çiçeklerini bir gösterelim. Göster. Bunun dikim tarihi ne zaman? Aynı 25 Mart. Aynı dikildi. Şöyle çiçekler görünüyor. Bu Taybif türü. Taybif. Bu Kuzeyköy. Köy domatesimiz bu döktü. Yani domates şu an tuttu. Domates tuttu. Var. Tuttu. Peki burada şeyi dikerken. Aynı uygulamayı yaptım. Aynı rekor gübre. Rekor gübre yaprak ve gübresini yaprak gübresini verdim. Aynı uygulama yaptım. Ve domatesin kökü, gövdesi daha kalın geldi. Şöyle gösterelim. Tabii gövdesi daha kalın geldi. Şeyi daha çiçeklenmesi. Peki. Bak çiçek arası daha kısa. Yani boğum araları çiçek boğum arası daha kısa, dökümü daha fazla verimi bunun. Evet. Şu an peki arıların çalışması konusunda ses sıkıntım yok. Arım süper çalışıyor. Arılar az önce zaten gördük. Evet işte daha çalışıp durur. Şöyle söyleyeyim. Şimdi yaprak gübresiyle alakalı fide hazırlığında evet. uyguladınız. Daha önceki senelerde rekor gelişimi zaten tabandan kullanıyorduk. İki yıl tabandan kullandım. Peki şunu sorayım. Geçen sene mesela fide hazırlığı yaparken rekor gübre kullanmadık. Bu sene kullandık. Evet. Geçen seneyle bu sene ayırt eden bir iki özellik sayın. Bu ne sene özelliği fidanın gelişmesi ve kök şeyi verimi daha erken oldu. Geçen erken oldu. Bir ay 3 gün falan geçtiydi. 29'unda falan hasat ettiydim. Hı hı. Bu sene 20'sinde ettim. Salatalıkta 20'sinde salatalıkta hasat, 20'sinde hasat ettim. Yani bu yayla ortamında, evet. sevimli ortamda bu şekilde. Aynı şekilde bu sereyi yapalı 6 yıl oldu. Hı hı. Yazın bunu yapıyorum. Kışın da bu sereyi komple ıspanak. Ve tere, ispanak, yeşil evet. soğan hiç boş koymuyorum. Yeşil yazında bundan gelirim geliyor benim. Benim Aynen. başka gelirim yok. Ben çiftçiyim. 3 tane üniversite çocuk okuduyorum ben bununla.
Allah bol kazanç versin. Amin. Bol bereket versin diyelim. Şimdi şurada arılar çalışıyor. Evet, arılar görüyoruz çalışıyor arıları. İşte. Tamam. Yakalayabilirsek bir iki tane görüntü de şöyle gösterelim. Evet, arılarım çalışıyor. Arımızın çalıştığını şöyle. Yani yaprak gübresi kullanılmış. Evet, arılar çalışıyor. Arıya bir sıkıntısı yok. Herhangi bir sıkıntı var. Hayır, hayır. Arıya sıkıntı vermiyor. Şu an. Bak. Şöyle buradan da gösterelim. Şimdi genel manada insanlar yaprak gübresi kullandıklarında arıların çalışmayacağı ya da ters yönde etkileceği yönünde. Hayır canım. Bir gün akşam kapatıyorum arımı ben. Ertesi gün ilaçlamamı yapıyorum. Ertesi gün salıyorum. Bir gün arıyı, bir buçuk gün arıyı kapalı tutuyorum. Rekor gelişim ve rekor gübre, sıvı yaprak gübresini öncelikle Burdur. Burdur'daki seracılar, Türkiye'deki seracılara tavsiye eder misiniz? Ederim. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Şeysi yok. Yani bir yan etkisi yok. Öbür gübreler alıyoruz. Ona verdiğimiz parayı buna vereceksin. Onun verdiğinin iki katı şey veriyor. İki katı. Ben öyle gördüm. Herkesin görüş açık. Tavsiye ediyor musunuz peki? Ederim. Buradaki satıcılara, kullanıcılara. Kullanıcılara tavsiye ederim. Ben birkaç kişiye de önerdim. Dün hala dikim yapan geldi birisi. Ona da önerdim. O da çok beğendi. Önerdim. Yani ben dedim şey yok. Ben memnunum. Yani dikim aşamasında yapılan uygulama. Evet. Sonrasında da uygulama yapacaksınız. Biz teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Görüşlerinizi biz de...